Kilis'te konuşlu bulunan topçu birlikleri bugün içerisinde sınırın öte tarafındaki Suriye tarafındaki YPG mevzilerini hedef aldı ve yine güvenlik kaynaklarından teyit edilmiş gelen bilgiler şu yönde, bombardımanın aralıklarla devam ettiği şeklinde. Hedef alınan yer neresi? Türkiye Öncü Pınar sınırından çıktığınız zaman, yani Kilis'ten Suriye'ye doğru çıktığınız zaman yaklaşık 9 kilometre kadar aşağıda Azaz kenti bulunuyor. Azaz kentinin bir 4 kilometre kadar daha güneyinde de Menak Hava Üssü var. 2-3 gün kadar önce YPG tarafından muhaliflerin elinden bu hava üssü alınmıştı. Türkiye ile Halep arasında stratejik bir noktada bulunan bir hava üssüydü bu. İşte bu hava üssünde bulunan iki Doçka'nın araçların üzerine monte edilmiş ağır makineli tüfek, iki Doçka'nın hedef alındığını biliyoruz ve bu araçların hareketi de Türkiye tarafından insansız hava araçlarıyla önce tespit edildi. Onların verdiği koordinatlar doğrultusunda da sınırda konuşulu bulunan 40 kilometre etkili menzili bulunan fırtına obüsleri, o iki Doçka'yı imha etti. Hedef alınan tek yer orası değil, yine o Menak hava alanının yakınlarında bulunan iki köydeki YPG hedeflerinin de yine Türk topçusu tarafından hedef alındığını, vurulduğunu biliyoruz ve bir kez daha şu bilgiyi tekrar edelim. Aralıklarla da bu atışlar devam ediyor. Şimdi yaklaşık 9 gün kadar önce Suriye ordusu Halep'in kuzeyinde kontrolü ele geçirmek için bir operasyon başlatmıştı. Bu operasyona eş zamanlı olarak da Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınır hattında da PYD'nin bir ilerleyişe geçtiğini görmüştük. Burada en etkili unsurlardan bir tanesi de Rusya'nın hava bombardımanıydı. Hava bombardımanlarının sağladığı etkiyle, yarattığı alanla birlikte karada PYD bir ilerleyişe geçmişti muhaliflere karşı. İşte Menak Hava Üssü gibi onun çevresindeki bazı köylerde kontrolü almıştı muhaliflerden. Yıl içerisinde Türkiye şöyle bir aslında PYD'nin strateji geliştirdiğini gördük burada. Türkiye Fırat'ın batısına geçmesine izin vermeyeceğini söylemişti PYD'nin ve onun silahlı kanadı olan, silahlı kolu olan YPG'nin Fırat'ın batısına geçmesine izin vermeyeceğini söylemişti. Burada PYD'nin amacı Afrin kantonuyla, yani Türkiye'nin Hatay'ın karşısına düşen Afrin'le, kendi YPG'nin elinde bulundurduğu o Afrin'le Suriye'nin kuzeyindeki doğusunda olan, kontrolünde olan YPG kentlerini birleştirmekti. Kuzey hattına baktığımız zaman Fırat'ın hemen batısında IŞİD'in kontrolünde olan Cerablus kenti var. Cerablus'un biraz daha batısında ılımlı muhalefetin kontrolünde olan alanlar var. İşte bu alanları ele geçirerek PYD tüm kuzeyde kontrolü sağlamak istiyordu. Fırat'ın batısına geçemeyince, yani Cerablus'a geçişe izin verilmeyince bu sefer batıdan ilerleyerek bu hattı birleştirmeye çalıştığına yönelik bir strateji geliştirdiğini görmüştük. Bugün yapılan operasyonunda Türkiye'nin bu hattın birleştirilmesine izin vermeyeceği yönündeki kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir bilgileri toparlarsak, Türkiye tarafından Suriye'deki Azaz çevresindeki Menak hava üssü çevresindeki PYD YPG hedeflerine bombardıman düzenleniyor ve aralıklarla da bu bombardıman devam ediyor.